Tansu Çiller başbakandı ve çok sık Ege'ye geliyordu. Gene bir gez, ben gene yeni asırdaydım bu arada. 90'lı yılların artık sonuna doğru diyeyim. 96, 97, belki 98, o civarlar. Gene 3 günlüğüne buradaydı ve ben takip ediyordum. Anadolu Ajansı'ndan da Fikret abi vardı. Hatta benim şöyle bir şeyle başladı benimki. Susurluk'taydı. Susurluk kazasından sonraki dönemde ilk defa orada karşılanacaktı. Ve ben yeni bir Nikon F4 almıştım. O gün kamyonetin kasasına binerken düştüm ve kırıldı makine. Yani objektif yamuldu. Zaten otofokus ilk makinemdi. Kullanmaya ilk defa yeni başlamıştım. Flaşı kırıldı. Flaşsızım. Malzemem yok ama hani Tansu Çiller'i takip etmem lazım. Anadolu Ajansı'ndan Fikret abi vardı. Fikret abi çok severim. Ustamdır. Yan yana duruyoruz. Tansu Çiller otobüsün üstünde konuşuyor. Fotoğraf çekiyoruz. O da fotoğraf çekiyor. Ben de fotoğraf çekiyorum. Objektiflerimiz hemen hemen aynı. Ertesi gün gazeteyi açtım. Fikret abinin fotoğrafı var. Moralim çok bozuldu. Fikret abi usta almış şeyi, elinde karanfil olan bir kadının koluna yanaşmış. Karanfilin arkasında Tansu Çiller çekmiş. Ben de sadece Tansu Çiller var. Tabii ben de olsam editörün yerinde onu kullanırım. Bu bana ders oldu. İkinci gün gene takip ediyoruz. Ben şeye çıktım, otobüsün üstüne çıktım. Eskiden otobüsün üstüne çıkabiliyorduk biz. Fotoğraf çekelim diye izin veriyorlardı. Çıkıyorduk, sırayla dolu. Bazen sırayla oluyordu. Liderden lidere değişiyordu. Bazen sırayla, bazen cümbür cemaat. Çıkıyorduk ama hani otobüsün üstten konuşurken kalabalıkla birlikte çekiyorduk. Ben çıktım, tek başıma çektim. Bu arada Tansu Hanım'ın önünde bir takım kağıtlar var. Otobüsün bu işte ses sisteminin üstüne yapıştırılmış kağıtlar var. İlk çıktığımda dikkatimi çekmedi. Başka bir ilçeye gittiğimizde dikkatimi çekti. Birisi yapıştırıyor onları. Aşağı indim. Sonra Tansu Hanım'ın göz hareketlerinden onları okuduğunu gördüm. Dedim o zaman çekeyim bunu. Sonra yukarı çıktım. Bir dahaki gene konuşmada yukarı çıktım ve işte kağıtlar, kalabalık, Tansu Hanım, öyle bir fotoğraf çektim. İndim aşağıya. Sonra koruma onları yapıştırırken teleyi taktım. Köşeden onları çektim. Sonra da indim aşağıdan kalabalıktan yukarıyı çektim. Sonra da döndüm akşam haber yazarken yanılmıyorsam gene oralarda bir yerde kalıyorduk otelde. Haberi yazdırırken telefonla yazdırıyorduk. Dedim ki başbakan kopya çekti. Onun haberini yazacağım. İnanamadı karşımdaki. Ya dedim sen yaz, fotoğraflar gelince göreceksin ne olduğunu. Neyse bu da bir de özel haber diye çıkacak bu. Hakikaten yani milletin herkesin ortasında kimsenin dikkatini çekmeyen küçük bir ayrıntı. O zaman prompter yok. Teknoloji ne? Kağıda yaz, başbakanın önüne koy. Konuştuğu yerden okusun, konuşsun. Yani herkesin yani gayet normal bir şey. Ondan sonra başbakanın kopyası diye çıktı gazetenin manşetinden. Tansu Hanım ertesi gün dedi ki bir bakın koruma geldi. Tansu Hanım sizi çağırıyor, gittim. Nasıl yakaladın sen bunu dedi. Ben çok kopya çekerdim dedim çocukken. Dolayısıyla dedim yakalanıyor. O benim anılarımdan biridir. Böyle takip anılarından biridir.